Kanunsuz düzen. Kanunsuz düzen mi olur? Düzeni sağlayan kanunlar. Onlar olmasa ortalık birbirine girer. Tam tersi olabileceğini hiç düşünmediniz mi? Yani kanunların düzeni bozabileceğini. Olur mu öyle şey canım? O zaman size birkaç kanun okuyayım. Kaliforniya'da otel odalarında portakal soymak yasak. İtalya'da Mary adındaki kadınların fahişelik yapması yasak. Fransa'da domuzlara Napolyon adını vermek yasak. Yasaksa yasak. Kanunsa uygulanacak. Yasalar her zaman masum değildir Müzeyyen Hanım. Bir sabah uyandınız ve birileri diyor ki size, sabah kahvaltısında zeytin yemek yasak. Ne olurdu? Sabah kahvaltısında zeytin yemeyiz. Yanlış. Her yasak kendi isyancısını yaratır. Zeytin severler bir örgüt kurarlardı. Üzerinde zeytin dalı amblemi olan bir bayrakları olurdu. Zeytinlere özgürlük diye bir marşları olurdu belki. Şimdi soruyorum size. Zeytin severler ayaklanıp dağa çıksa, dağa çıkan mı suçlu? Yoksa zeytini yasaklayan mı? Bir rejisör film çekebilmek için önce devletten izin alıyor. Değil mi? Bir şairin ya da bir ressamın bir eser yaratabilmek için devletten izin alması çok saçma değil mi sizce de? Bunun zeytin yasağından farkı nedir Müzeyyen Hanım? İnsanların başlarına ne takıp ne takmayacakları, evlerinde ne dilde konuşacakları, ne yiyecekleri, ne giyecekleri yasaları ilgilendirir mi Müzeyyen Hanım? Çayınızı için. Gidebilir miyim? Hayır. Bugün ikimizin de kurtuluş günü. İkimiz de özgürleşmeden buradan gitmeyeceğiz. Gerçek hür yapar. Gerçeklerle karşılaşmaya hazır mısın? Ben gerçeklerle karşılaşmak istemiyorum. Özgür olmak istemiyorum.